Yok efendim, Made in Turkey yazıyormuş da Made in Türkiye yazmadığı için buradan gitmiş sayılmazmış. Böyle izahat mı olur? Çıkın deyin ki göndermiyoruz. Ya çok basit. Gece yarısı kararnamesiyle bir sürü insan hayatıyla önandı bu memlekette. Üniversiteler kapatıldı, insanlar hapse atıldı, insanlara zulmedildi. Bir gece yarısı kararnamesiyle. Bir tane de siz bir kararname çıkarın. Deyin ki bundan sonra Türkiye Cumhuriyeti'nden İsrail'e herhangi bir şey satılmayacak. İsrail, Türkiye limanlarından İsrail limanlarına hiçbir ulaşım yapılmayacak. Çok mu zordu Allah aşkına? Bir söyledim ilk günden itibaren hava sahasını İsrail'e kapatın dedim. Hava sahasını İsrail'e kapatın. Limanlarınızdan İsrail'e giden gemileri durdurun. Bu müeyyideleri bile uygulayamadılar. Ondan sonra böyle üst düzey konuşmalar. İktidar makamı konuşma makamı değildir, icraat makamıdır. Ha muhalefet konuşur, ne olması gerektiğini söyler. Ve söylediğimiz her şey yapılabilecek şeylerdi. İlk günden itibaren önce bir 12 maddelik açıklama yaptık. Arkasından bir 12 maddelik açıklama, şunları 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 yapın diye. Yapmadılar. Bunlarınki sadece söz. Şimdi Sayın Erdoğan Yunanistan'a gitti. 1,5 sene önce Yunanistan'a bir gece ansızın gelebiliriz demişti. Bugün gündüz gözüyle gitti. Geceye gerek kalmadı. Ve güzel mesajlar karşılığı dostluk mesajları. Ben komşu ülkelerle düşman olunmasını hiç savunmadım. Ama bir ülkenin cumhurbaşkanı bir gece ansızın gelebiliriz dedikten sonra soru sorulduğunda ben onu Yunanistan için değil de PKK için söyledim derse, sonra da videolarda onun Yunanistan için söylendiği ortaya çıkarsa böyle şey olmaz arkadaşlar ya. Böyle şey olmaz. Devlet adamının en birinci vasfı ne olursa olsun söylediğin arkasında durmaktır. Söylediği yanlışsa gerektiğinde bunu kabul etmek ama asla söylediğinden geri adım atmamaktır. Ha şunu diyebilir, ben o zaman öyle dedim çünkü Yunanistan bize şunu diyordu ama şimdi ilişkiler düzeldi. Ben de o böyle diyorum diyebilir, bak bu saygı duyulur. Ama yok ben size söylemedim, oraya söyledim. Yok İsrail'e borcumuz yok ama gemiler gidiyor. Böyle politik olmaz. Bu memleket, bakın bizim jenerasyon, bizim nesil, bizden biraz önceki nesille birlikte üç konuda suçluluk duygusuyla büyüdük biz. Bir, 1945 yılı tek parti hükümeti, Azeri kardeşlerimiz, 195 kardeşimiz Boraltan Köprüsü'nden Aras Nehri üzerinden Türkiye'ye sığındı Sovyetlerden kaçarak. Hepsini o zamanki hükümet Sovyetleri iade etti. Ve hepsi bir köprü geçince infaz edildi, öldürüldü. 195 Azeri. O günden sonra Azerbaycan'da Türküler yakıldı. Kardeşim sen vursaydın da bizi Moskova vermeseydin diye. Şimdi bunlar bu işin bir yönü. Bugün Doğu Türkistan'daki Uygur'daki kardeşlerimiz de aynı sesle sesleniyorlar Ankara'dakilere. Bütün dünya Uygur'da yapılan soykırımı kınarken siz bunlara bundan çekiniyorsunuz diye. İkinci büyük suçluk, Cezayir Fransa'ya karşı bağımsızlık mücadelesi verdiğinde ve bayrağı ay yıldız olan Cezayir'in bağımsızlık mücadelesi veren ordusuna, Cezayir Kurtuluş Ordusu'na 1950'li yılların başlarında, bunlar terörist dediler biliyor musunuz? Açın Türk basınını o günlerde. Bunlar tetikçi, eşkıya dediler ve NATO'ya girmek için Fransa'nın yanında durdular. Sonra aradan 25 yıl geçti, 30 yıl neredeyse, Özal gitti Cezayir'den özür diledi. Bunlar yüz karası şeyler arkadaşlar. Bir üçüncüsü de Johnson mektubu. Amerikan başkanı Türk başbakanına mektup yazdı ve Kıbrıs'a örnek yaparsanız diye tehdit etti. Hala yüzümüzün karasıdır. Bu iktidar döneminde bunun üçü de yaşandı ya. Bakın iklim zirvesi Dubai'de bütün liderler duruyor. İkinci sırada, evet ikinci sırada veya üçüncü sırada İsrail Cumhurbaşkanı duruyor. Önde yine bazı Müslüman liderler, bir köşe, bir diğer tarafta da Türk Cumhurbaşkanı duruyor. Arkadaşlar Erdoğan'ı biz böyle bilmezdik One Minute gecesi beraberdik. Erdoğan'a One Minute gecesi Perez'in yaptığı özür telefonu benim telefonumdan konuştu. Önce beni aradılar. Özür dilerse veririm Türk Başbakanına, Başbakanıma dedim. Dediler ki İsrail tarafı, başdanışmanı Perez'in,
Görüşmek istiyor Sayın Başkan arayı düzeltmek için diye. Cumhurbaşkanı öldü şimdi Şimon Peres. Tek şartla veririm başbakanıma, vermem dedim. Nedir dedi, özür dilerse veririm. Kimse Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı'na parmak sallayamaz dedim. Tamam dedi, özür dileyecek ve benim telefonumdan özür diledi. Şimon Peres Erdoğan'dan. O zaman Türkiye işte o itibarını kazandı bölgede. Şimdi ise zulmün en büyüğü işleniyor, soykırım işleniyor Gazze topraklarında. Bizim Cumhurbaşkanı İsrail Cumhurbaşkanı ile aynı kareye giriyor. Ya buna yüreğim isyan ediyor benim ya. Kuvayi Milliye şehrinden söylüyorum. Buna benim yüreğim isyan ediyor arkadaşlar. Bunların kılı bile kıpırdamıyor. Ağır duygusu zayıflamış, onurları zayıflamış maalesef. Yine bir video işte İsrail televizyonlarında gösterilen video, indirilen Türk malları. Bunlar hep hafıza kayıtlarına girer. İktidardayken bunlar önünüze gelmez de sonraki nesiller yazıklar olsun der. Ve Trump'tan alınan aptal olma mektubu, Johnson'dan çok daha ağır bir mektup. İşte arkadaşlar bizim siyasetimizin esası nedir? Size teminatımız da budur, sözümüz de budur. Bir, milletin ahvalini düzelteceğiz. Milletten daha farklı bir hayat tarzını kendimize haram kılacağız. Milletin ekmeği yoksa soframıza gelen ekmeği kendimize haram kılacağız. Milletin maaşı artmıyorsa kendi maaşımızın artmasına razı olmayacağız. Milletin, ülkenin çiftçisi darda zorda ise bunun onun hakkını bir takım faizcilere yedirmeyeceğiz. Emeklinin onurla yaşamasını sağlamak için emeklilerden hiçbir şey sakınmayacağız. Ama rantiyeden, imar yasası, imar rantları üzerinden gelir elde edenlerden o gelirlerini vergilendireceğiz. Devleti ayağa kaldıracağız. Devleti bütün kılcal damarlarına kadar bilirim, tanırım. Bütün kurumlar zayıfladı. O devleti yeniden inşa edeceğiz. Bu gençlerin onurla başlarının dik durarak ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım diyeceği bir devlet itibarını yeniden kazandıracağız. Ve ülkenin uluslararası itibarını en üst düzeye çıkaracağız. Bizim gelecek perspektifimiz budur. Ama bunun için geçen seçimde iktidar aldattı. Nasıl aldattı biliyor musunuz? Bunlar dedi terörle işbirliği yapıyor. Bana Türkiye Cumhuriyeti tarihinin terörle en sert, en kararlı mücadelesini yapmış ve her hafta sonunu terörle mücadele eden askerlerimizle kimi zaman Şırnak'ta, kimi zaman Silopi'de, kimi zaman Bartu'da, kimi zaman Gevaş'ta, Sur'da, Şanlıurfa'da, Ceylanpınar'da geçirmiş birine bunu diyecekler. Peki madem böyle bir işbirliği vardı, çıkarın. En ağır cezaları verin. Tamam, seçim bitti. Çıkarın ve cezalandırın. Milletin yüreğine korku sararak ve yalan propaganda üzerine bir seçim kazandılar. Şimdi milletimizin en asli görevi şudur. Bütün Türkiye'de, Bandırma'da, Balıkesir'de, tamam siz böyle AK Parti seçmene sesleniyorum özellikle. AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partili seçmene. Tamam böyle dediniz. Merkez hükümeti size verdik. Bir mesele varsa çözersiniz ama yerel seçimlerde size oy vermeyeceğiz. Size oy vermeyeceğiz ki aklınızı başınıza alasınız. Size bir ders vereceğiz demelerini bekliyoruz. Ama millet kendi başına ders vermez. Millet ders verirken alternatif görmek ister. İşte biz bu alternatifi yaratma, bu alternatifi oluşturma sorumluluğuna sahibiz. Aramızda tartışmalar, muhalefet üzerinde konuşulan bütün o tartışmalar, televizyon programları vesaire. İktidar farklı mı? Bir İçişleri Bakanı diğer İçişleri Bakanı'yla, bir Maliye Bakanı diğer Maliye Bakanı'yla hesaplaşıyor.